Hüseyin'e başlarken kapsamlı bir hukuki değerlendirme de almış olduk Sayın Pınar Hacı Bektaşoğlu'ndan. Şimdi bu sıcak gelişmeyi detaylandırır ve değerlendirirken Gülşen'in yapmış olduğu açıklamayı da paylaşmasak olmaz tabii. Orada da önemli ifadeler var. Onunla ilgili de bir hazırlık yaptı arkadaşlarımız. Şimdi Barkom'uza da taşıyacağız Gülşen'in sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamayı. Onu da sizlerle hem değerli konuklarımla hem izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Uzun yıllardır birlikte çalıştığım çalışma arkadaşlarımla iş ve çalışma ortamında yapmış olduğum bir espri toplumu kutuplaştırmayı hedefleyen kimseler tarafından öne çıkarılarak yayınlanmıştır diyor Gülşen. Sözlerimin ülkemizdeki kutuplaştırmayı hedefleyen kötü niyetli kimselere malzeme vermiş olmasından dolayı üzgünüm. İnandığım özgürlüğü savunurken eleştirdiğim radikal uca kendimin savrulduğunu görüyorum. Videodaki söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür diliyorum. Daha başka bir dil bulmalıydım, bulacağım demiş Gülşen yapmış olduğu bu paylaşımıyla değerli izleyiciler biz de sizlerle paylaşmış olduk. Ekranlarınıza da o açıklamayı taşıdık. Evet, Coşkun Başbuğ sizinle devam edelim. Şimdi bu açıklamayı da gördünüz. Hem diyor ki sözlerimin ülkemizdeki kutuplaştırmayı hedefleyen kötü niyetli kimselere malzeme vermiş olmasından dolayı üzgünüm. Hem de diyor ki inandığım özgürlüğü savunurken eleştirdiğim radikal uca kendimin savrulduğunu görüyorum. Yani biraz çelişkileri olan ama profesyonel bir el tarafından yapılmış bir açıklama olarak görülüyor pek çok kişi tarafından. Sizin değerlendirmeniz nedir? Sizi dinleyelim. Tabii dediğin gibi yani bayağı üzerine çalışılmış bir metin. Bir laboratuvar açıklama. Bu açıklama Gülşen'in kendinden mi yoksa onun kontrol eden mekanizma tarafından mı kamuoyuyla paylaşıldı? Bu sorgulanmalı. Şimdi dün patlayan bir olaydı ve bir anda gündem oldu. Hala da TT konumunda işte sosyal medyada. Tabii programa başlarken Banu şey söylemiştim psikolojik harp uzmanı diye. Şimdi gerçekten bu işe yıllarca dirsek vermiş, dirsek çürütmüş biri olarak şunu ifade edeyim. Yani yoğunluktan bir türlü çıkaramadık ama kalın bir kitabı bu konuda hazırlıyorum. Hani algı operasyonu nedir? Psikolojik harp nedir? Toplumsal değerler nasıl yıkılır? Bir toplum manevi yönden nasıl çökertilir? Bunların hepsinin örnekleriyle Cumhuriyet'in ilk kuruluş yılından bugüne kadar hepsini örnekleyerek getirdim. Bu geniş değerlendirmede Gülşen de yerini aldı. Merak etmesin kitap basılmasa da orada ona ait de en az bir sayfalık bir Gülşen ve benzerlerine bir takım yazı ve söylemlerim var. Madem kitap çıkmadı ama konu gündemde olduğu için oradan birkaç örnekle kitabı ortasından okumamak adına adlandırayım. Şimdi Gülşen'in bu söylemiş olduğu söz bir anda gündeme düştü. Ve sanki Gülşen yeni bir sayfa açmış gibi de değerlendirildi. Oysa Gülşen'in buna benzer daha birçok tahribatı var toplumun değerlerinin yıkılmasına yönelik. Ve bunların hepsinin ben bilinçli yapıldığı kanaatindeyim. O değerler ne dersen daha bu olaydan bir hafta 10 gün önce gene sosyal medyada çok dolaşan LGBT diye bela edilmeye çalışılan bir mevzu bahis konu bu kişi tarafından işte sahnede aklandı, pullandı, reklamı yapıldı. Hatta sosyal medyada çok eleştirenler de oldu. O takınmış olduğu tavrı. Üstelik bu kişi hem o konserinde hem evvelinde iç çamaşırlarıyla sahneye çıkan ve sonra bahsettiğim konserde de o bile olmayan bir tavır ve tutumla sahne aldı. Şimdi bunlar konser görüntüleri ortada. Binlerce gencin, yeni daha karakter oluşumunda olan gençlerin izlediği konserler. Orada ne tür etki yapar, nelere mal olur bunları uzun vadede görüp anlayacağız. Ama bana göre zaten onu görmeye başladık. Şimdi psikolojik harpte çok geçerli bir kural var. Volkov. Bir Rus teorisyen, ben de çok sevdiğim biri. Bu konuda gerçekten yani hatırı sayılır akademisyenlerden biri. Onun bir teorisi var. Diyor ki hedef kitlede, hedef toplumda ruhları ele geçiren müzikler bulun diyor. Bakın o teoriler. Mesela bir tanesi de şuydu o aynı kişinin. Örtüsün diye adlandırayım. Hedef ülkeye diyor, argo tabirle fahişeler gönderin diyor. Hatırlarsan bir ara Karadeniz'den başlayayım Natasha
çok ülkede gündem oluşturdu. Tartıştık, ciddi hasarlar aldık. Allah'a şükür şu an öyle bir ortam yok. Şimdi bu teoriler boşuna ortaya atılan teoriler değil. Hepsinin bir altyapısı, hepsinde bir dayandığı nokta var. Şimdi izleyen ve dinleyenler şunu düşünebilir. Bir müzik ruhu ele geçirebilir mi? O kadar kolay geçirir ki. Bakın eski sağ sol olaylarını hatırlayalım. Kılık kıyafet bir psikolojik harp yöntemidir. Solcuya ayrı bir kıyafet biçildi. Sağcıya ayrı bir kıyafet biçildi, bıyık şekline kadar. Ve hepsine de ayrı ayrı müzikler verildi. O müzikler motive etti oradaki kitleleri, toplumları. O müzikler üzerinden birbirlerine kimlik oluşturdular. Birlik, beraberlik sağladılar. Hatırlayalım bizim eski arabesk dönemlerimizi. İşte Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay, rahmetli Müslüm Gürses. O kitleleri nasıl taraftar gibi bu kişiler etrafına toplandığını hatırlayalım. Şimdi son dönemde maalesef benim çok üzülerek takip ettiğim husus, Türk sanat müziği, Türk halk müziği, bir tane sanatçımız yetişmiyor. Var mı hiç örneği? Bir beste, bir sanatçı. Yok. Bunlar aslında toplumu ayak tutan manevi değerler. Onun yerine batı tarzı ve gerçekten sözlerine baktığın takdirde nasıl bir oyun oynandığını gördüğün bir müzik türü türedi ülkede. Şimdi büyüleyici bir ortam. Işıklar, spotlar, sanatçılar, sesler, ondan sonra girenin etkilenmemesi mümkün değil. Ve orada söylenen sözler. Şimdi o sözleri alttan üstten baktığın takdirde, yani ben kitaba hepsini aldım bu sözlerin bazılarını. Metin olarak koyduğun takdirde okumaya utanırsın. Ama şarkıda o gündeme geldiği an güle oynuyor, herkes dillendiriyor. Mesela ne diyor? Hemen aklıma, programa gelmeden önce. Coşkun Bey, sansürlerimiz gerekecek. Yok, hayır, söyle. Yani bunlar resmi, bandrollü çalınan şarkılar. Sana ihanet ettim, gözlerim, içim kan ağlayarak diyor. Bunlar şimdi, bu tür sözler bizim hiç örf adetimizde olmayan, toplumda karşılığı belli olan sözler ama şarkıyla güzelleştirildi ve beyinlere yer edildi. Şimdi bu bahsettiğim kişinin de söylemiş olduğu şarkı sözlerine şöyle bir bakın. Nasıl bir oyun oynandığını çok rahat görürsünüz. Şimdi aynı kişi, az önce iki tane örneğini verdim. İşte şu an sosyal medyada dolanıyor. Sahne alırken bunlar görüntüler hep bütün Türkiye ile paylaşıldı. İşte yani Türk ahlakına uygun olmayan bir takım tavırla, seyirciyle ilişkileri, söylemleri, ifadeleri, bunlar asla tesadüf değil. Bakın o hani ruhları ele geçiren müzikte bu bahsetmiş olduğum şarkı sözlerinin tahribatını izleyen ve dinlenen takdirine bırakalım. Ama aynı zamanda bu kişiler üzerinden de bir rol model yaratıldığını dünyada, bunu asla hatırdan çıkarmayalım. Bu çok önemli bir konu, komplike de bir konu. Bunu az sonra yine değinelim. Dolayısıyla yani ben... gerekiyorsa tamamlayın ama şunu da soracağım ben size. Sayın Hacı Bektaşoğlu tutuklama tedbirinin uygulanmayabileceğini vurgu ben orada yaptı. Pınar Hanım'a katılıyorum. Sizin yani düşünceniz nedir? Bana göre zaten toplum nezdinde oluşmuş bir yargı kararı oldu vicdanlarda. Ve o yeterliydi. Yani bu tür, elbet adaletin takdiri, yani buna bir şey diyemeyiz ama şahsi fikrimi sorarsanız bence tutuklama kararına ben de Pınar Hanım gibi pek olumlu bakanlardan değilim. Şimdi buradaki olay şu, bu tür proje isimler peyderpey yıllardır uygulanıyor. Biz daha yeni fark ettik. Hı hı. Bakın biz daha yeni fark ettik. Son 15-20 senedir toplumda herkes aşağı yukarı yani bu tür değerler yönünden gelinen noktayı eleştiriyor. İşte o eleştirdiğim hususun bana göre yaratanlarından, en önemli etkenlerinden birisi de bu bahsettiğimiz kişiler. Hı hı. Dünyanın her ülkesinde bu uygulanıyor. Yani algı diyoruz, küresel yapı diyoruz, bir emperyalist mantıktan bahsediyoruz. Bunlar sanatçılar üzerinden kitleler yaratmayı, bir takım sembolleri moda haline getirmeyi başarıyorlar. Hı hı. Ve bunu dünyada birçok örneğini görürsün. Peki. Özelliğe inmek istemiyorum. İzleyenler ne demek istediğimi anlamıştır. Semboller, modalar, bir takım giyinme tarzları, bir takım işte vücuttaki taşınan o bahsettiğim semboller, bunlar hep sanatçılar üzerinden enjekte edildi topluma ve gerçekten de taban buldu. O nedenle ben bu olayı basit bir olay olarak görmüyorum. Bunun biraz arka planına inilmeli ve bu ve benzer yapıların nasıl kullanıldığı iyi deşifre edilmeli. Peki.
Sayın Avşar, sizinle devam edelim. Siz de takip ediyorsunuz yaşananları. Zaten daha önce de çok tartışmalı konserlere, konser performanslarına, sahne performanslarına imza atmış bir isimdi Gülşen. Ve bugün gelinen noktada halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan mahkemeye sevk edilmişti. Ve bir tutuklama tedbiri uygulanmasına karar verildiğini anlıyoruz. Öğrendik, izleyicilerimizle de paylaştık. Türkiye'deki çok büyük bir camiayı hedef alan çok çirkin ifadelerdi aslında. İmam Hatipliler özelinde yapılan o açıklama hakikaten en hafif tabiriyle talihsiz ama çok daha fazla şey de mutlaka ki söylenebilir. Buyurun. Sakallı Celal diyor ki, cehaletin böylesi ancak tahsil ile mümkündür. İmam hatipler konusunda ne yazık ki toplumun belli kesimlerinde bazı ön yargılar var. Halbuki imam hatiplerin toplumda ne tür roller, fonksiyonlar oynadığını bilseler, muhtemeldir ki daha çok olsun diyecekler. Ancak geldiğimiz noktada bu ön yargılar, ideolojik paradigmaların içerisinde hapsolmalar bizi böyle gerçekten vaktimizi alan, konuştuğumuz zaman bu konular üzerine de konuşulur mu diye hayrete düşürecek, bazen zihnimizi kirleten, bazen ağzımızı kirleten olaylarla, nahoş olaylarla karşı karşıya bırakıyor. Bakınız, insanlık tarihi iki kavram üzerinde gelişmiştir, inşa olmuştur, bugünlere ulaşmıştır. Bunlardan birisi ahlak kavramıdır. Hı hı. Ahlak kavramı şundan neşet etmiştir. İnsanlar çoğalıp birbirleriyle birlikte yaşama başlamaya karar verdiği andan itibaren burada herkesin bu birlikte olabileceği huzur, mutluluk, refah, barış ortamının sınırlarını ortaya koymak üzere insanlar tarafından bir kurallar manzumesi olarak ortaya çıkmıştır. İnsanlar nelere, ne şekilde, ne kadar katlanabilir, nelere tahammül edilebilir, insan ontolojisi nelere müsaittir, bunu belirleyen sınırlar insanlar tarafından ortaya konmuştur. Bakınız, bu ahlak kavramıyla ve ahlak kavramı binlerce yıl boyunca olgunlaşarak gelmiştir. Bugün demokrasi dediğimiz kavram da esasında bu ahlakın olgunlaştırdığı, insanların birbirine sabrını, tahammülünü ve birbirleriyle barış içerisinde yaşamasını bir şekilde sağlayan bir iklimdir. Bir diğer önemli kavram ise erdem kavramıdır. Erdem kavramı da şudur: İnsanın insanlık tarihi boyunca üretilen bu medeniyetten, bilgiden, bilimden, görgüden, ahlaktan kendisini ne kadar mücehhez kıldığı, kendisini ne kadar onunla donattığıyla alakalı bir kavramdır esasında. İnsanlar eğer toplumun önüne çıkıyorlarsa, toplumla bir şeyleri paylaşmak istiyorlarsa, öncelikle ahlaki parametreleri içselleştirmeleri lazım. Bir de bu erdemle ilgili noktada kendilerini biraz daha fazla donatmaları lazım. Yoksa diğer türlü söz ayağa düşer, hiçbir kıymeti kalmaz. Şimdi burada bir takım tedbirler hukuki olarak uygulanabilir kuşkusuz ki, eğer toplumun huzurunu bozacak bir noktaya getiriyorlarsa, ahlak eğer onların içselleştireceği bir noktadan uzaklaşmışsa, diğer insanlara saygı eğer onlarda çok fazlasıyla yer etmiyorsa, bakınız kendilerine her türlü saygıyı talep edebiliyorlar, en radikal fikirleri dahi savunabiliyorlar, özründe de bunu görüyorsunuz adı geçen kişinin. Fakat bir başka insanın veya insanlar topluluğunun yaşam tarzlarına çok kolaylıkla müdahil olabiliyorlar. Onu eleştirinin ötesinde hakaretle, tahkir ile, tezyif ile bir şekilde suçlayabiliyorlar. Bu noktaya doğru savrulabiliyorlar. Şimdi kuşkusuz ki bu bir çelişkidir. Bu hiçbir şekilde sanatla meşgul olan veya bilimle meşgul olan veya toplumun önüne çıkan insanların kendilerini düşürebilecekleri bir tuzak da değildir. Böyle bir ideolojik hapse kendimizi mahkum etmek kadar kendimize yapabileceğimiz başka kötülük asla olamaz. Bakın, bunun da altını çizmek istiyorum. İnsana insan eder, insan kendi kendine eder. Başka kime edebilir ki? Şu ağzınızdan çıkan her sözcük sizin seviyenizi gösterir. Başkasının seviyesini de göstermez. Eğer ağzınızdan güzel sözler çıkıyorsa siz seviyenizi orayla belirlemiş olursunuz. Ama ağzınızdan şiddetli, sözel şiddet içeren nefret söylemi çıkıyorsa demek ki siz zaten öyle bir varlık haline dönüşüyorsunuz ki kendinizden başka hiç kimsenin yaşamasını asla arzu etmiyorsunuz demektir. Kuşkusuz ki burada da toplum
yaşamak için, varlığını sürdürmek için, birliğini sürdürmek için bir takım tedbirler alacaktır, tedbirler geliştirecektir. Eğer insanlara ahlak zapt edemiyorsa, çünkü ahlak dediğimiz olay da insan insana saygısını insan kendisi sınırlarını çizmek suretiyle gösterir. O zaman hukuk devreye girer. Yani hukukla ahlak kuralları büyük ölçüde paralellik gösterir, dikkat edersiniz. İnsanların o kendi koymuş oldukları kurallara uymaması halinde ancak hukuk devreye girer. Azgınlaşan o insanları belli bir sınırın içerisinde tutma çabasıdır hukuk kurallarındaki amaç. Kuşkusuz ki burada yargının vermiş olduğu kararı öyle ya da böyle değerlendirebiliriz. Ama şöyle bir hadiseyle karşı karşıyayız günümüz toplumunda. İnsanlar gittikçe hakikaten yani radikalleşiyoruz, savruluyoruz filan diyorlar ama radikalleşmenin, savrulmanın daha ötesinde insanlıktan çıkıp bir diğerinin hayat hakkını hiçe sayacak şekilde farklı bir noktaya doğru kendilerini çekebiliyorlar. Karşısındaki insanın tahammül sınırlarını genişletmek pahasına bazen ses çıkarmamasını bir acziyet gibi değerlendirebiliyorlar ve onun üzerine de gidebiliyorlar. Hı hı. Bu bakımdan da böyle şeylerin de olmaması lazım toplumda. Hukukun bir yerde de devreye girmesi gerekiyor. Yani bu artık azgınlaşan, saldırganlaşan, nefret söylemini yaygınlaştırma çabası içerisine giren, kendisinden başkasına yaşam hakkı tanımayan, kendi yaşamının dışındaki yaşamları asla meşru görmeyen, onlara başka bir gözle bakabilen ve kendi yaşamını başkasına dayatma çabası içerisine giren anlayışlara karşı da insanlar eli kolu bağlı kalamazlar, savunmasız kalamazlar. Bir yerde insanların bu toplumsal hayat içerisinde varlıklarını sürdürebilmeleri için bazı mekanizmaların da devreye girmesi gerekiyor. Ne yazık ki bazen bu özgürlük pahasına, birilerinin özgürlüğü pahasına da olabiliyor. Kuşkusuz ki özgürlük önemli bir şeydir. Ama özgürlüğü sadece siz bazı hareketlerinizin kısıtlanması olarak değerlendirmemeniz lazım. Özgürlük, bakınız, kendinizi özgürce ifade edebilmeniz anlamına da gelebilir. İmam Hatipli birinin üzerine öyle bir psikolojik baskı kuruyorlar ki İmam Hatipliyim diyemez hale getirmek için. Şimdi böyle bir şey olabilir mi? Yani buradaki şiddetin dozunu düşünebiliyor musunuz siz? Toplumda milyonların takip ettiği bir sanatçı olacaksınız ama İmam Hatip'e giden öğrencilerle ilgili veya mezunlarla ilgili böyle ölçüsüz bir laf serdedeceksiniz. Bu nedir aslında? Bu o insanların özgürlüklerine karşı çok katı, kötü, üstenci ama onun dışında da şiddetli bir baskı anlamına gelir. Mahalle baskısı, mahalle baskısı diyoruz. Mahalle baskısı bundan başka ne olabilir? Ki mahalle baskısının ötesine de geçiyor. Bakınız bu. İnsanları siz öğrenimleriyle dahi yargılayabilir bir noktaya gelebiliyorsunuz. Yani insanların en temel özgürlüklerini, anayasal haklarını ellerinden alma cüretinde bulunabiliyorsunuz. Şimdi bu, bakın, tacizden, tecavüzden hiç farklı bir şey değildir. Taciz demek, tecavüz demek salt, fiziki bir tazyik midir? Soruyorum size. O noktaya indirgeyebilir miyiz? İnsanların, yani çok geniş kitlelerin devam etmekte olduğu, halen okullarla ilgili yapmış olduğunuz şu yorumlar makul bir noktada sizi tutabilir mi? Anayasalarla güvence altına alınmış, yasalarla güvence altına alınmış, müfredatı yine yasalar çerçevesinde belirlenmiş, diplomalarıyla insanların iş bulduğu, ekmek bulduğu, yaşamlarını sürdürdüğü veya öğrenimleriyle hayatlarını tanzim ettiği bir alana ilişkin olarak siz o kadar ölçüsüz laflar ediyorsunuz ki sonra da toplumun dönüp bunu kabullenmesini, bu demokrasi içerisinde savunulacak bir şey olarak bunu görmesini bekliyorsunuz. Peki. Ne münasebet, böyle bir şey nasıl olabilir soruyorum. Hangi okul olursa olsun, meslek okulu olabilir, moda okulu olabilir, tasarım okulu olabilir, dans okulu olabilir. Yani insanlar eğer böyle bir şeyi kendileriyle ilgili olarak görüyor, meylediyor, benimsiyorlar ise bizim şiddetle buna karşı çıkmamızın bir anlamı var mıdır? Tercihimizi şu şekilde kullanırız. Ben İmam Hatip'e gitmek istemiyorum. Veya ebeveynsinizdir, çocuklarınızın velayeti üzerinizdedir, tasarruf hakkınız vardır, çocuklarımı göndermek istemiyorum. Bu sizin bileceğiniz bir şeydir. Ama oraya giden insanlarla ilgili olarak sizin böyle toptancı bir anlayışla
bir stereotip geliştirip ondan sonra da kalkıp tırnak içerisinde söylüyorum, affedersiniz, bütün toplumdan da özür diliyorum, sapıklık olarak ifade edebilecek cüreti nereden alıyorsunuz, nereden evet. buluyorsunuz? Böyle bir şey nasıl olabilir? Sonra da bunu ifade özgürlüğüyle bağdaştırma çabası içerisine giriyorsunuz. Toparlamanızı rica edeceğim Sayın Avşar. Böyle garip bir yaklaşım olabilir mi? İfade özgürlüğünün içerisinde hiçbir şekilde toplumun benimsemiş olduğu, çok önemli bir kısmının gitmiş olduğu, mezun olmuş olduğu veya hala gitmekte olduğu bir okula ilişkin olarak böyle bir basma kalıp yaratmak hakkı var mıdır? Soruyorum size. İnsanların bu doğrudan inancına müdahaledir. İnsanların Peki. inanç alanına müdahaleden daha büyük baskıcı bir yapı asla olamaz. Peki. Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeniz için. Sayın Ayvalı sizinle devam edelim. Şimdi Sayın Avşar'ı da dinlediniz. Stüdyomuzdaki konuklarımızı zaten dinlediniz. Sayın Avşar dedi ki İmam Hatiplerin üzerinde öyle bir baskı kuruluyor ki insanlar İmam Hatipli olduklarını ya da İmam Hatip'te okuduklarını söylemekten çekinir hale evet. geliyorlar mealen. Hakikaten böyle bir baskı olduğunu görüyoruz biz de. Zaten az sonra izleyicilerimize paylaşacağımız başka açıklamalar da var bu konuya ilişkin. Ama sizin açıklamanızı, sizin değerlendirmenizi de almak isteriz bir sadece, siyasetçi olarak. Açıkçası bu sadece İmam Hatip meselesinde değil. Bu alkol meselesinde de var. Bu beş vakit namaz kılan insanlar meselesinde de var. Şimdi Türkiye'de bir bu batıdaki küresel tezlere hizmet eden bir fabrika var. Ve bu fabrika çeşitli aralıklarla seküler yaşam tarzını kutsayıp her türlü toplumun geleneksel, örf, adet, dini tırnak içerisinde onlara göre tabularını yıkmayı ciddi noktada özgürlük olarak addeden ve toplumdaki bir münferit hadiseyi, bu milletin içinden olan ama münferit ve marjinal olan bir hadiseyi alıp çok karikatürize veya aşağılayıcı bir şekilde toplumun önüne çıkarıp hı hı. ne yapıyorlar? İşte bunu toplumun geneline yayan bir söylemde bulunuyorlar ve böyle toplumun bütün geleneklerini, değerlerini, ortak paydalarını gayrimeşru ve arkaik bir noktaya itmeye çalışıyorlar. Şimdi Gülşen yani bu kadar böyle akıllı, zeki veya işte her şeyi düşünerek bir ince laf sokup bu tahribata ekstra katkı sunacak biri değil. Çok detaylı, derin düşünerek. Ama ne yapıyor? O fabrika çalışıyor. O fabrikanın da istihdam ettiği önemli medya maymunlarından bir tanesi. Ne oluyor? Bir yerde böyle çiğ bir şekilde içindeki nefreti kusuyor. İşte bunu İmam Hatipliler üzerinden yapıyor. Başka zaman işte bazen geliyorlar alkol almayan veya bu noktada bunun karşısında durduğunu söyleyen bir insan üzerinden yapıyorlar. Mesela şimdi... Seküler yaşam tarzına sahip insanlar olabilir, muhafazakar yaşam tarzına sahip insanlar olabilir ama seküler yaşam tarzına sahip olmak bir sınıf atlama ve diğerini tanımlama üstünlüğü olarak kendinde görme aracı olamaz. Şimdi Türkiye'de ne yazık ki bir güruh var, hı hı. İmam Hatipleri aşağılıyor, dindarları aşağılıyor ve bunu yaparken artık hitap ettiği kitleyi de o kadar marjinalleştirmiş ki çok rahat onlarla ortak paydada buluşabiliyor. Şimdi orada densiz bir kendince espri yapıyor. Bana göre hı hı. nefret suçu işliyor. Konserdekilerin %80'i bunu alkış tutuyor hı hı. ve kahkaha atıyorlar. Şimdi benzer bir radikallik, marjinallik muhafazakar kesimde de olabilirdi. Ama aynı şekilde etkileşim almıyor. Diyor ki kardeşim bu yanlış bir davranış, bu marjinal bir davranış. Ama o marjinali toplumun geneline yansıtıyormuş gibi öne sürenler de çok fazla oluyor. Şimdi burada tabii ki de Gülşen sıradan bir insan değil. Bence çiğ bir piyon, ne yaptığının çok farkında değil ama kullanışlı da bir piyon. Bu bence kılık kıyafet meselesinden tutun. Tamamen kişi hak ve özgürlükleri kapsamında değerlendiriyorum. Hı hı. Ama artık bunu propaganda ve aktivizm haline dönüştürmesi açısından dikkat çekiyorum. Hı hı. LGBT meselesiyle devam etti. Hı hı. Ve işte bu İmam Hatip meselesine kadar geldi. Burada İmam Hatipler üzerinden sadece bir hakaret yok. Burada İmam Hatipler üzerinden bir din düşmanlığı var.
toplumun geniş kesimlerinin aidiyet duyduğu bir mezhep düşmanlığı var. Ha bunu işte diyorum, bu kadar derinlikli düşünebilecek bir kadın değil ama o fabrika devamlı çalıştığı için arka planda ideolojik perspektifte, ha işte Gülşen gibi bir tip çiğ bir şekilde bunu kusmuş.